Gerçekten çok eğlenerek oynadım ben bu oyunu. Çok çalıştım. Çalışmışsın canım belli. Kusur ettiysek affola. Çalışmışsın belli. Alkışlarınızla yıldızı parlasın. Efendim, söz jürinin devam ederken bir yandan da oylama devam ediyor. Tabii ki eğer siz de favori yıldız adayınızın yıldızını biraz daha parlatmak istiyorsanız ve Türkiye sınırlarından oy kullanacaksanız favori numaranızı yazıp 2988'e kısa mesajla yollamanız gerekiyor. Eğer Almanya üzerinden mesaj yollayacaksanız, Almanya sınırları içinden mesaj yollayacaksanız yine 83.000'e kısa mesaj atmanız gerekiyor. Bildiğiniz gibi kızlarımız ve erkeklerimiz için ayrı ayrı güneşimiz, yıldızımız ve ayımız var. Acaba hangi sembol hangi yarışmacıya ait? Bunu biz de bilmiyoruz, yarışmacılarımız da bilmiyor, jüri üyelerimiz de bilmiyor. Hep beraber öğreneceğiz. Ama bildiğimiz bir şey varsa şu anda bayanlarda güneş önde gidiyor açık ara farkla. Yıldız da arkadan geliyor. Bu da demek oluyor ki sizin yolladığınız her oy her an sıralamayı değiştirebilir. Ve bu gece eleme gecesi değil. Türkiye'nin yıldızlarına bu gece eleme olmayacak. Haftaya kalan yıldız adaylarımızın arasından iki parlak yıldız ortaya çıkacak. Bakalım bu favori yıldız adaylar kimler olacak? Bu arada erkeklerde de yıldız önde gidiyor. Acaba yıldız kimin sembolü? Hep beraber öğreneceğiz ama bu arada bir yandan da söz jürinin devam ediyor. Oyunumuzun adı Yağcıydı. 103 Beren geliyor. Ya bu kızlar hakikaten sonunda nereye varacaklar ben hiç bilmiyorum. Hani ben finale yaklaşıyoruz, süsleneyim diyorum, onlar da süsleniyor, hiçbir şey değişmiyor. Süsleniyoruz. Süsleniyorsunuz, çok güzelsiniz efendim. Teşekkür her zamanki ederim. Gibi. Buyurun, söz jürinin Nevra Hanım'dan başlayacağım. Her seferinde ben de söyleyecektim diyor mu? Söyleyecek şeyler önceden söylenmiş oluyor. Aynı için şeyleri sizinle hissediyoruz herhalde. O kadar güzel, o kadar şeker ki hiçbir şey söylemeye gerek yok zaten Beren'e. Müthiş bir sahne sempatim var. O güzel gülüşün zaten diğer şeyleri yok edip gidiyor. Ama finalini biraz daha dikkatlice çalışmanı isterdim. Çünkü final son sözü, son şeysi. Orada oyununu pek anlayamadım. Ciddiye mi alıyorsun, gırgır mı geçiyorsun, hakikaten kocam bu oluyor mu? Orada bir duygu karmaşası yaşandı. Ama seni seyretmek çok büyük keyif. Hamdi Alkan da fena değildi. Çok keyifliydi. Onu her zaman zaten büyük keyifle seyrediyoruz. Büyük bir avantaj tabii senin için onunla birlikte evet, oynamak. Kesinlikle. Yıldızın parlasın güzelim. Teşekkür ederim. Hamdi Bey, partneriniz için ne söyleyeceksiniz? Yok, ben şuradaki şişman adamla ilgili konuşmak istiyorum. Çok kilo almış, kilo vermem lazım. Beren'le provalarda olsun, demin sahnede olsun, sahneye çıkmadan sıcak provalarda olsun. Çok keyifli bir çalışma içerisine girdik. Çok disiplinli, çok işine saygılı. İnşallah bunu hiçbir zaman kaybetmeyecek ki zerre kadar kuşkum yok. Geçen hafta da sevgili Ali Hakan sen şey demişsin, hani tevazu konusuyla ilgili bir şey demişsin. Evet. Ben o konuya sana bir tek şimdiye kadar biliyorsun genelde o konuda katılmıyorum. Evet. İnan bana dünyanın en alçak gönüllü insanlarından biri. Çok disiplinli, çok şeker bir insan. Demin de rol alışverişiyle vesaireyle ben çok keyif aldım oynarken. Onun yıldızının parlayacağından şüphem yok. Oyun bol olsun, şansın bol olsun. Çok güzeldi. Tebrik ediyorum seni kardeşim. Ederim. Sağ ol. Benim için de sizinle oynamak çok büyük. Sağ olasın. Sağ ol. Çok sağ olun. Nursel Hanım. Beren başta Hamdi'ye güldü zaten. Önce evet. Bir zor tuttu kendisini. Hamdi'yi görünce karşısında sanki böyle bir zor toparladın kendini gibi geldi. Ama ben de olsam yani ben de jüride seçmelerde falan Hamdi'ye inanılmaz gülüyorum. Hamdi yani ne yapsa komik bir adam ve ne yapsa iyi bir oyuncu. Çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Siz de çok iyiydiniz. Zaten birlikte oynamayı planlıyoruz. İnşallah, i̇nşallah gelecekte. İnşallah. Nevra ablanın dediğine katılıyorum. Yani o kadar şekersin ki gerçekten, o kadar güzelsin ki ya boş ver filan, diğerlerini boş ver demek geçiyor insanın içinden. Ama ben senin oyuncu olmak için yola çıktığını biliyorum. Sana çok ciddi bir hayran kitlen var. Mailler geliyor, Ali Hakan'a bile mailler geliyor. Hala geliyor mu Ali Hakan? Geliyor. Senin için projeler yapmayı düşünen yapımcılar var. Senin bütün bunlardan çok büyük keyif alacağını, hakkının olduğunu düşünüyorum ama aynı zamanda da eğitimine devam edeceğine, hiçbir zaman bunlarla şımarmayacağına inancım sonsuz. Ben çünkü senin ilk geldiğin günü hatırlıyorum karşımıza.
aynı gülüşün, aynı mütevazi tavrının değişmediğini biliyorum, umuyorum. Bundan sonra senin tiyatroda da, televizyonda da, sinemada da çok emin, düşünerek adımlar atacağından, bu popülerite denen şeye çok fazla kendini kaptırmayacağından eminim. E o da olursa iyi olur, fena olmaz ama sadece o hiçbir şey demek değildir. Senin yeteneğine, sesine, fiziğine, oyunculuk, bundan önceki parçaların daha avantajlıydı doğrusunu söylemek gerekirse. Burada güzel bebek, Barbie bebek bir kız sonuç olarak. Bundan önceki parçaların daha avantajlıydı. Zaten seyircimiz her haftaki performansınıza bakarak değil, genel gidişinize göre oy veriyor. Seni çok şanslı buluyorum, kutluyorum. Yıldızın parlasın. Teşekkür ederim. Ali Hakan. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu hafta ben Haftalık Dergisi'ne bir yazı yazdım. Yıldız olmak üzerine. Aslında ben yazmadım. Jacques Segela yazmıştı yıllar önce. Hollywood Dağı Beyaz Yıkar diye bir kitap. Kimse aramasın, o kitap yok. Ne piyasada var ne sahaflarda. Yayınlayan yayın evi kapandı. AFA Yayınları. Dolayısıyla ben de bunu bir tür küçük kültür hizmeti gibi gördüm ve yazdım. Özellikle de bizim adaylarımız için. Alıp okurlarsa sevinirim. Orada söylediği şeylerden bir tanesi Jacques Segela'nın. Hiçbir zaman başladığı noktadan yükseldiği nokta arasındaki alanda kişiliğini değiştirmemesi yıldızların. Bu benim açımdan önemli bir ölçüt. Bunu sık sık vurgulamak istedim. Beren konusunda şunu söyleyeyim. Bu hafta benim en beğendiğim bayan oyuncu o. Tebrik ederim seni. Teşekkür ederim. Bu baştaki gülme hali bile aslında bence doğruydu. Çünkü bu tür durumlara düşen güzel ve zeki kızlar, ki bu rol öyle yazılmıştı, genellikle zaten öyle önce bir gülerek karşılarlar. Rahattırlar çünkü. Ben de öyle yaptım. Çabuk atlatabileceklerini düşünürler. Ve o yüzden de hani gülerek yumuşak bir biçimde savmaya çalışırlar. Sonra bakarlar ki durum ciddiye biniyorsa eğer, ki bu rolde bindi. Ve Hamdi Alkan bence gecenin konuk oyuncular arasında en başarılı performansını çıkardı. Hamdi Alkan'ı tebrik etmek isterim. Çok sağ olun. Çok komikti. Bütün ayrıntıları düşünülmüş bir roldü. Ve açıkçası mimiklerini çok iyi kullandığını zaten bildiğimiz bir oyuncu ama burada özellikle çok başarılıydı. Sen hayatımda gördüğüm en iyi eleştirmensin. Beren bence sonlardaki bu şey, Titanic olayı, orada da bence doğruydu. Zamanlaman hiç düşmedi. O açıdan bu akşam çok beğendim. Çok başarılı buldum. Ama bir şey söylemek istiyorum. Bu senin hakkında, yani senin için projeler hazırlayan yapımcılar kısmı, senin hakkında çok söylendiği için bir düzeltme ya da ekleme yapayım. Ben aynı zamanda yapımcılık da yapan birisiyim. O yüzden şunu söyleyeyim. Bu yarışmaya katılan 26 adayın çoğu için zaten bir şeyler düşünülüyor. Onların üzerine kurulu değil. Belki başrol oynayacakları değil. Ama hemen hepsi için bazı projelerde roller düşünülüyor. Dolayısıyla bu Beren için özel bir durumda değil. Onu daha önce söylemek isterim ama tabii ki Beren fiziksel açıdan da avantajlı olduğu için sanıyorum öne çıkanlardan birisi olacaktır. Ben bir şey daha eklemek istiyorum yalnız. Tabii. Sanatçının fizik avantajı dediğimiz şey çok başka bir şeydir. Bu güzellik yarışmalarındaki çok güzel cici kızlarımız çıkıyor. Onlarla aynı şey değildir sanatçının güzelliği. Bir Sean Connery 75 yaşındadır. Bana göre dünyanın en yakışıklı adamlarından bir tanesi. O bir sanatçıya has bir güzelliktir. Biz kızlarımızı ve erkeklerimizi seçerken mankenlik yapacaklarmış gibi seçmedik. Oyuncu, sanatçı güzelliğini taşıdıkları için seçtik. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum ben. Buyurun. Jacques Segela diyor ki, bir yıldız, bir oyuncu yıldız olurken önce beden ruhu yönlendirir. Sonra ruh bedeni dizginler ve ele geçirir. Dolayısıyla bir bedeni güzel yapan şey oyuncunun ruhudur. Temel olarak da aslında bizim gördüğümüz birçok oyuncu bebek yüzlü değildir aslında. Yıldız olmalarına asıl katkıyı yapan şey neredeyse kalemle çizilmiş gibi güzel olmaları değildir. Onlara kattıkları, fiziklerine kattıkları ruhlarıdır. Ve dolayısıyla birçok aslında güzel gelen ya da yakışıklı gelen oyuncu gerçekten de ruhlarını kattıkları için öyledirler. Beren için özel bir durum değil bu ama buradaki birçok aday sanıyorum özellikle bunun sayesinde güzel olacaklar. Sonuç olarak şu sıra herkes oy veriyor. Oy veren verene, Beren için de oy, Beren Beren'e. Eyvallah böyle olsun. Serinleteyim dedim ben size. Yıldızı parlasın efendim, alkışlarınızla. Aygida'nın sunduğu Türkiye'nin Yıldızları'nda Söz Jüri'nin kısa bir aradan sonra devam edecek. Sakın bizden ayrılmayın. Müzik.
Aygida'nın sunduğu Türkiye'nin Yıldızları'nda söz jürinin devam ediyor efendim. Hemen sahneye gelecek olan yarışmacımızı anons etmek istiyorum. Oyunun adı Ana Kuzusu 205 Hasan geliyor. Kızlarımız tamam ama erkeklerimiz de o plaj kıyafetlerinden sonra pek bir yakışıklılar böyle takımların içinde değil mi? Teşekkürler. Ben bir şey söylemek istiyorum hemen. Hasan'ın bu kendi kendine küsme huyu bende çok vardı okuldayken. ben hemen ol yapamıyorum filan diye hocaları delirtirdim. Kızım kendimi cezalandırırdım, küserdim. O da hemen bir şey ters gidince derhal kendine küsüyor. Ama yine de çok şekersin ve çok başarılısın maalesef, üzgünüm. Çünkü inanılmaz bir sempatin var. Korkunç bir doğallığın var. Evet, ezberini unuttun birçok yerde, farkındayız ama Canan'ın o profesyonel oyunculuğuyla gayet güzel kaynadı ve seyircilerin çoğu da bunu anlamadı. Sen kendi boşuna cezalandırıyorsun şu anda. Evet, bu kadar. Sonra devam edeceğim. Hasan söyle, sen bir şey söyle. Devamı varsa alalım şimdiden. Madem başladın bitirsene. Peki, Hasan'ın ben bir konsantrasyon sorunu olduğunu düşünmüyorum. Mesela Canan'la olan bugünkü oyununda, onun da tabii verdiği yardımla gayet güzel replikleri dışındaki bölümlerde de gayet güzel rolün içine girdi. Onun da Allah vergisi bir zaten kendiliğinden bir şekle girmek var. Onun o doğal tepkilerini ve doğal oyunculuğunu ben çok seviyorum. Sadece konuşma problemi, ciddi olarak bir diksiyon eğitimi alması gerektiğini zaten biliyor, kendisi de biliyor. Ama bu maratonun içerisinde zaten buna yer yok. Ama eminim bu yarışma bittiği zaman kendisi de bu konuda kendisini eğitecektir. Çok ilginç bir fiziğin var. Yani tamam, yakışıklılık falan bir yana ama demin de dediğimiz gibi sende de o sanatçıya has ışık elektrik var. Ekrana da çok yakışıyorsun ayrıca. Yıldızın parlısın. Teşekkür ederim. Çok özür dilerim Hamdi Bey. Biraz önce sözünüzü kestim. Yok, ben buyurun. Hasan bir şey söyleyecekti iki saattir ben onu. Hasan sen konuşsana. Ya... Gelecek eleştiriler doğrultusunda iyi oynayamadım diyecektim. Bu. O baştan gardını alıyor. Kötü oynadın dersen en azından iyi oynayamadım biliyorum diyecek. Küstü kendi kendine o şimdi. Hasan, şimdi sevgili Canan'la oynadığınız oyunla ilgili konuşmayacağım. Ben seninle ilgili bir iki şey daha ekleyeceğim Nursel'in söylediklerine. Sen hakikaten çok ilginç bir adamsın. Evet. Sokakta rastladığımız, günlük hayatta karşımıza çıkan, okul sıralarında karşımıza çıkan insanlara çok benziyorsun. Ve böyle olduğun için bence insanlar tarafından çok seviliyorsun. Evet. Sen busun. Şeffafsın yani. Sen bu şeffaflığın ve bu doğallığını çok sevdi. Ve oynamak için zorlanmıyorsun. Yani sana belki Karadeniz'den ekstra oy atılıyor olabilir ama ben bunun dışında da insanların senin bu halini, böyle bir adam halini sevdikleri için değerlendirdiklerini düşünüyorum. Kesinlikle... Evet, sen Karadenizlisin yani. Sonunda senin dilini de kesip yerine başka şey takamayız. Bu halinle de sevildin ve buraya kadar geldin. Kimse sana torpil yapmıyor. Demek ki sen sevildin kardeşim. Yani bunu da değiştiremeyiz. Eşyanın tabiatı bu. Ne olursun o kadar çok küsme. Ya bu halini de belki seviyorlardır ama o kadar kendini demoralize etme. Çünkü hoş bir adamsın. Güzel bir ışığın var. Güzel bir elektriğin var. Yapma şunu. Tamam. Yok, tamam değil mi? Yine küsmüş durumda. Nevra Hanım. Tam o sırada seyrediyordum arkadan, ona güldüm. O kadar doğal, o kadar şeker ki ben de arkadaşlarıma katılıyorum. Ali Hakan ne diyecek bilmiyorum ama çok sempatik, çok sıcak, çok enerjisi aslında öyle sanki doğallığının ve duruluğunun içinde bir iç enerjin ortaya çıkıyor aslında. Demoralize olmana hiçbir neden yok. Ben çok başarılı buldum, çok beğendim. Bir kere tamamıyla Canan'la ikiniz benim hayatımı yaşattığınız için ekstra ilginç buldum. Aynı şeyleri ben de oğluma yaptığım için ve onun aynı mimiklerini, aynı davranışını sen yaşattığın için bir kat daha bu skece güldüm. Çok doğal, çok şeker, böyle falan demek geliyor insanın içinden sana. Ama tabii bu oyunculuğun tek burada kalmamalı. Başka tiplerin içinde de başka bir kişilik bulabilmelisin. Ve o suratını kullanabilmelisin başka tiplemelerin içinde de. Ama çok keyifli bir insansın. Teşekkür ederim. Ali Hakan. Şimdi tabii birisi böyle söyleyince, yani ben kötüydüm deyince, onun üstüne gidip kötüydüm demek ayıptır bir kere. Dolayısıyla ben susuyorum. Ama şunu söylemek istiyorum. Sanıyorum Hasan'ın ilk haftalarda benimle girdiği polemiği hepiniz hatırlarsınız.
O zaman söylediğim şeyi Hasan sonradan idrak ettiği için, bunu hayata geçirdiği için ve son haftalarda özellikle kendisinin başarısızlığını bile kabul edecek kadar olgunlaştığı için tebrik ediyorum kendisini. Teşekkür ederim. Bu hafta özellikle replikleri unutmak konusunda gene geleneksel hatanı yaptın. Bu senin ne yazık ki bir türlü atlatamadığın bir şey, ezber sorunu. Daha önce de söylediğim bir şeydi. Gene kendini tekrarladı. Ben oyunculuğun konusunda hiç fikrimi değiştirmedim ama şunu söyleyeyim. Senin bu sevimliliğin, şirinliğin özellikle mesela bir yardımcı rolde yani Özlem ve Levent Hoca'nın oynadığı çocuk oyunda topla oynayan ve işte adamı mağdur eden, taciz eden çocuk kısmında çok işine yaradı. O şirinlik halleri oralarda işe yarıyor ama oyunculuk bu değil. Oyunculuğun bununla çok ilgisi yok. Dolayısıyla sempati toplamak evet bazı şeylerde işe yarar ama oyunculukta çok yaramıyor. Fakat senin özellikle son haftalarda aldığın oyların ve geçen hafta mesela birinci olmanın arkasında bu kendi kendinin başarısızlığını kabul eden olgunluğunun payı olduğu kanısındayım ben. Ama bunun bir oyunculuk yarışması olduğunu da bir kez daha hatırlatmak isterim. Ben... Senin düzelebileceğini düşünüyorum ben ama oyunculuğunun hala kısıtlı olduğu kanısındayım. Ve ne kadar kendini geliştirirsen geliştir belli bir şeyde tutacaksın, çıtada tutacaksın kendini gibi geliyor. Ben bir şey söylemek istiyorum. Buyurun. Sana örnek vermek için. Konservatuarda öğrenciydim. Ay yine ben, evet pardon. Konservatuarda öğrenciydim. Bir Fransız yönetmen gelmişti. Adamla çok çekiştim, kapıştım. Adam üstelik çok ünlü bir yönetmen. Demiş ki Sayın Gencay Gürün'e, bu kızdan beş para etmez demiş. Bu kızdan hiçbir şey olmaz demiş. Ben işte iyi kötü bir şeyler oldum. Fransa'ya kadar uzanamadım ama öyle bir imkan olsa belki uzanırız. Hiç aldırma bunlara. Bana neler söylemişlerdi. Bak hala 43 yaşımda bugün buradayım. Üstelik de bir Fransız yönetmen bana bunu söylemişti. Hiçbir halt olmaz bu kızdan, oyuncu bile olmaz demişti. O bir. İkincisi, önemli bir şey vardır oyunculukta. Ben burada hiçbir zaman akademik değerlendirmelere girmek istemiyorum. Hepiniz için, kendim için de söyleyebileceğim çok şey var ama en zor şey bir oyuncu için doğallığı yakalayabilmektir. Gerçi son zamanlarda akım olarak doğallığı bıktırıcı bir şekilde kullanan oyuncular da var. Yani oynamayı bırakıp sadece doğal olmaya yönelen oyuncular var. Öyle değil ama doğal olabilmek gerçekten bir oyuncu için en zor şeydir. Hele komedide doğal.